Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 6 Eylül Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Bursa'da 10 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Çok zevkli bir program bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, birinci koşu, birinci altılgayımızın başlangıç ayağı 13.30'da bir Maylen koşusu, 3 yaşlı Arapların 1500 metredeki çimdeki mücadelesini izleyeceğiz 12 safkanımızın. Ekürlerimiz olacak 2 ile 6 nolu safkanımız ekürü, bir ekürümüz daha var, 3, 5 ve 9 nolu safkanlar ekürü olarak start alıyor. Evet, ben burada sevgili dostlar çok sürpriz bir isimle başlayacağım. O da kim? 10 nolu Elips. Fırat Aslan'la da ilk defa buluştu. Koşulları dördüncülük, altıncılık, bunlar bizleri kesinlikle ve kesinlikle aldatmasın sevgili dostlar. Çünkü dereceye bakıldığı zaman, hem yarışlarını da izlerim, dereceye bakıldığı zaman öteki safkanlardan gerçekten iyi bir dereceyle altıncılık olsun, dördüncülük olsun bitirmiş bir safkanımız. Elips'ten buranın bombasını bekleyeceğim ben. İlk şansı ona vereceğim. Dikkat diyorum. Mutlaka kuponlarınızda olması gereken safkanlardan biri. Ben buraya çok safkanla geçeceğim. Ama önceliğim 10 nolu Elips diyeceğim sevgili dostlar. İkinci atım 4 nolu safkanımız olacak Cemal Paso'yla. Üçüncü atım 11 nolu safkanımız Yunus Emre Yüksel'le yaptığı ilk koşusunda güzel bir dördüncülük çıkarttı. Şartlı 1'de 1300'de. Şimdi değişen jockey Yunus Emre Yüksel'le apprent arkadaşımızda buluşan 11'i de göz ardı etmeyelim. Bir nolu ateş alan Nevzat Avcı'yla, o da iyi bir koşu çıkarttı. O da dördüncülükte ayrıldı. Yaptığı ilk koşusunda 1300'e, o da güzel bir dördüncülük çıkarttı. Sonradan 6 nolu safkanımız, 2 nolu safkanımız da ekür olarak start alıyor. İlk koşusunda grup 2'de bir mücadele etti İstanbul'da ilk startında. Ondan sonra Bursa'ya geldi. Bursa'da 1200'e güzel bir üçüncülük. Sonra tekrar İstanbul'a gitti. Yine olmadı. Derecesi kaldı. Tekrar Bursa Çim'e dönen Tekinci'yi de, yani Kürşat Yılmaz'la ben Altınoğlu safkanımızdan da etkili bir koşu gelecektir. Sonra 3 ıslık çalan ilk defa Çim'e çıkacak. Bir kumda denediler. Olmadı sevgili dostlar. Şimdi ben Çim'de daha da etkili bir koşu çıkartacaktır. Bursa'ya geliyor. Islık çalandan da etkili bir koşu gelecektir Ali Can İnci ile. Ve de son olarak da 8 nolu Dilek Hun diyeceğiz. O da Ahmet Aslan'la son yaptığı koşusu İstanbul'da 1300'de güzel bir üçüncülük çıkartarak Bursa pistine gelen Ahmet Aslan'la da etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Sıralamam 10 başta olmak üzere 4, 11, 1, 6, 3 ve 8 nolu safkanlar olacak. Evet, ikinci koşu birinci beşlik ayınımızın da başlangıç ayı. Şartlı 4 bir mücadele. 4 rekor Araplar 1300 metre kumla start alıyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, Dost Bağı son koşusunu güzel bir kapanış yaptı. O da İzmir'de 1200 metre kumunda şartlı 4'te mücadele etmişti. Kocaeli'de bir 8. bağından önce Bursa'da 1400'de bir dördüncülük elde etti. O zaman çok kötü bir yarış sergilemişti. Dost Bağı yine etkili bir koşu çıkartacaktır. Yani Bursa'da bu mesafe şartlı 4'ü kazanma başarısı gösterdi 1300'de. Arkasından 1400'de şartlı 3'ü kazandı. Yani Dost Bağı 1-2 adım önde tutuyorum ben sevgili dostlar 4 nolu safkanımızı. Buna ciddi rakip Batman Aslan'ı. Geçen koşusunda zaten sizlere söylemiştim, yani tutmuyorum olmaz diye düşünmüştük ve de olmadı. Şimdi Mustafa Çiçek'le 6. kez devam ediyor. Grubun en tecrübeli safkanı 8 yaşında Batman aslında etkili koşacaktır. Dost Bağı'na ciddi rakiptir. Bir de burada dikkat edilmesi gereken bir safkan var sevgili dostlar. O da kim? Ozgan. O da Mahsun Demirbaş'la 2'de 1 yaptı. Yaptığı son koşusun Bursa'da şartlı 3'ü 1400'de, şöyle açalım, kazanma başarısı gösterdi. Tatlı bir sürprize de imza attı. Kaçan adam, Mademelli, Kayalarlı, yani iyi safkanların arasında mücadele ederek kazanmasını bildi
Altınoğlu Ozgan'a da dikkat diyerek 3. ve son safkınım olarak önereceğim. Yani burada ben de dost bağı kazanma çok yakın görünüyor sevgili dostlar. Riski seven arkadaşlar yönelebilir. Rakipleri de 5 ile 6 olacak. Ben de 5 ile 6'yı da kuponumda şans vereceğim. Evet, 3. koşu şartlı 4-1 koşu olacak. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çimle start oluyor. 1. dörtlük ayımızın da başlangıç ayı olacak. 6 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, Cafer Bey, yani kendisinden bir türlü vazgeçemiyorum. Yine tekrar çime geri döndü sevgili dostlar. Yani harika koşulara sahip. Bursa pistinde 1300 mile'ine veda etti. 1300'e yani birinci olduğu o koşularda zaten sizlere önermiştim üstüne basa basa. İkisinde de banko adayımdı, yine kazandı. Sonra kuma çıktı. 1400'de mücadelesi ikincilikte ayrıldı. Yine etkili koştu. Kazandığı çime tekrar geri dönen bir nol Cafer Bey. Cemal Paso ile ilk defa buluştu. Ben çok etkili bir koşu gelip kazanması benim için normal sonuç olacaktı. Grubun uygunluğunda bir nol Cafer Bey benim bankomdur. Burada bir ikili deneyeceğiz sevgili dostlar. O da kim? 4 nolu Rimfor İlayda'yı. Görkem Özçelik de arkasına bağlayıp bir ikili deneyelim sevgili dostlar. Burada ikilimiz olacak. 1 nol Cafer Bey bankomuz. Arkasını 4'ü bağlayarak bir ikili deneyelim burada sevgili dostlar. 3. koşuda. Evet, 4. koşu 7'li piyasa ve 1. üçlük ayağımızın da başlangıç ayı olacak. Bir maiden koşusu 3 yaşlı Araplar 1500 metre çimle start alacak. 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da hemen sıralamamı vereyim sevgili dostlar. İlk şanslı safkanın bir nolu safkanımız olacak. Görkem Özçelik'le yaptığı üst üste ikinciliklerine belki bu sefer son verebilir. Geçen koşularında da söyledim. Geçilecek her zaman bir safkan buluyor diye. Yine son koşusunda da geçildi, ikincilikte kaldı. Bu sefer grubun biraz daha uygunlaşmasından dolayı ilk tercihim bir nolu safkanım olacak. İkinci atım 3 nolu Borantay. Üçüncü atım 4 nolu Demir Koza. Dördüncü atım 6 nolu Kırat Bey. Ve de 7 nolu safkanımız Nevzat Avcı'yla etkili bir koşu çıkartmasını bekleyeyim. Bu 5 safkanı da kuponumda yer vereceğim. Sıralamam 1, 3, 4, 6 ve 7 nolu safkanlar olacak. Şimdi 7'li plase geçtiğimiz zaman sevgili dostlar, ben şöyle söyleyeyim. 7'li plasede yani bir ikili bozacağını düşünmüyorum. Tek de bırakabilirsiniz ama ben iki at yazacağım abi diyecek arkadaşlar. 4 nolu safkanın Muhammed Mirbilgin'le yani ilk koşusunda Bursa'da 1300 çiminle güzel bir ikincilik elde etti. Yarın bundan da etkili bir koşu gelecektir. Zaten üçüncü olarak önerdim. Yani 1-4 de geçebilirsiniz yani sevgili dostlar. 7'li plasada 2 atla bırakabilirsiniz. Evet, 5. koşumuz handikap 15 bir koşu. 4 yaşlı Araplar 2000 metre kumla start oluyor. 2. altılık ayımızın başlangıç ayı 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da önereceğim safkanlar, ilk şans vereceğim atım. Kesinlikle ve kesinlikle son koşularını ölçü almayın sevgili dostlar. Ali Can İnci ile Aprant arkadaşımıza ilk defa buluşan bir Ertağ diyeceğim ben. İlk şansı ona vereceğim, Altınoğlu safkınımız. İkinci atım 7 nolu Genç Mimar. Üçüncü atım 5 nolu Son Parıltı. Sonra 3 nolu Bursa Efesi. 2 nolu Yiğit Oğlum. 1 nolu Tahir Baba. Ve de 10 nolu Asil Yumruk diyeceğim. Murat Gündüzeli ile bu safkanları mutlaka ikinci altılıya yönelen arkadaşlar, ben ikinci altılı oynayacağım diyecek arkadaşlar, bu safkanları mutlaka ve mutlaka kuponlarından ayırt etmesin. Sıralamam tekrar ediyorum. 6, 7, 5, 3, 2, 1 ve 10 nolu safkanlar olacak. Evet, 6. koşu 1. altılık ayarımızın da son ayağı, 2. beşlik ayarımızın başlangıç ayağı, handikap 16 bir mücadele. 3 beygir İngilizler 1800 metre çimle start oluyor. 10 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, burada da Kadir Tokoçoğlu'la 4. kez buluşacak olan, ben yaptığı son 2 koşu yani biri 3. biri 5. de ayrıldı pistten. Ben 5 nolu safkanımız bu koşu ben kafamda koşturduğum zaman kazanması benim için normal sonuç olacak gibi görünüyor. Ben 5 nolu safkanımız sonlarda o güçlü ataklarını
gösterip Kadir Tokoçoğlu'yla birinciliği en güçlü adayı 5 nolu safkanımız benim banko adayım ve banko olarak bırakacağım. Birinci altılık ayarımızın son ayında tekabül eden bu koşuda 5 nolu safkanımız ben de geçilmez olarak yalnız başına bırakacağım bu koşuda sevgili dostlar. Abi yanına at kim olabilirdi derseniz sevgili dostlar, 2 nolu safkanımız Mustafa Çiçek'le ağır kilosuna rağmen bir Lonard temsilcisi, bu da etkili koşu gelebilir. Yani rakibi olabilir. Daha ileri gittiğin zaman çok az söylemeye gerek var. O yüzden tek ciddi rakip bu 2 nolu safkanımız ama 5 ben de çok çok önde, benim banko adayım ve banko olarak bırakacağım. Evet, 7. koşu şartlı 4 bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start oluyor. 2. dörtlük ayarımızın da başlangıç ayağı olacak. 9 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burası da zor bir koşu sevgili dostlar. Gerçekten zor bir koşu bizleri bekliyor. Yani maratoncu Mustafa Çiçek'le ilk defa buluştu. 87 günlük bir arası var. Bu aradan ben etkileneceğini düşünmüyorum. Ona iyi geleceğini düşünüyorum. Yaptığı son 1800'deki koşudan sonra araya girdi. Bursa'da 1400'ü kazandı. 1400'e ikinci. Maiden'e 1400'e mesafede veda etti. Lonard temsilcileri biliyorsunuz kumda çok çok etkili koşuyor. 80'li günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. İyi hazırlıklarda geçirdi. Mustafa Çiçek'le de ben etkili bir koşu gelecektir. İkinci atım aynı şekilde, o da 123 günlük bir aradan sonra Özay Karamaç'a İbrahim Halil Ketme ile etkili bir koşu gelecektir. 3 no King Arel. Yani gruba bakıldığı zaman bu 3 safkanın arasında zevkli bir mücadele birinciliği belirleyecek gibi görünüyor. Ama sevgili dostlar, ben burada yabana atılmayacak, devamlı herkes tarafından ve de ben de yeri geldiği zaman yazıyorum, yeri geldiği zaman yazmıyorum. Okazi Nevzat Avcı ile ilk defa buluştu. Buna da çok dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Kuponlarımıza yer verelim. Ben 4. safkan olarak yer vereceğim. Utkucuk 8 nolu safkanımız Yonogusko gibi güzel bir orijine geliyor. Mahsun Demirbaş'la etkili bir koşu yapacaktır. Son yaptığı koşu Kocaeli şartlı 5'i kazandı. Formda geliyor. Ben etkili bir koşu bekleyeceğim. Ve de burada bir sürpriz isim daha var. Onu da önereceğim. Atakan Cem Dağdevren'le, o da 5 nolu safkanı Bay Nusret diyeceğim. Bir takıt yavrusu dikkat diyeceğim sevgili dostlar. O özlediği birinciliğe ulaşabilir. 5'e de göz ardı etmeyelim diyorum. Yani ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar. 1-2-3 yeterli. Ama benim kuponumda 9-8 ve 5'e de yer vereceğim sevgili dostlar bu koşu için. Evet, 8. koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus yamak 1 koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kumla mücadele edecek. 2. üçlük ayarımızın başlangıç ayı 11 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, burada da 4 safkana yöneleceğim. İlk şanslı safkanım burada benim 6 nolu safkanımız Safir Kız diyeceğim ben Cemal Paso'yla. 2. atım 5 nolu safkanımız olacak Kaancan Gökçe ile. 3. atım 7 nolu Caliente diyeceğiz Mürsel Kayış'la. Etkili koşulara sahip bir safkanım. 4 günlük aradan sonra tekrar piste çıkacak. İzmir'de 1900 şartlı 5'te mücadele etti. Bir 4.lük çıkarttı. Yani arası yakın arayla koşacaktı. Bu bizleri aldatmasın. Etkili bir koşu gelecekti Mürsel Kayış'la. Mutlaka yazalım. Ve de son olarak da sevgili dostlar kuponumuza yer vereceğimiz Power Bank diyeceğiz. Görkem Özçelik'le sıralamam 6, 5, 7 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet, 9. koşumuz bir maylen koşusu 3 yaşlı Araplar 1500 metre çimle start alacak. 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, koşu tecrübesi elinde bulunduran bir safkan var. O da Emircan Avşar'la Aprant arkadaşımıza ikinci kez buluştu. Kral Halil diyeceğim ben. İlk şansı ona vereceğim. Yaptığı son koşusunu İzmir'de 1300'de güzel bir ikincilikle süslendi. İstanbul'da iyi bir safkanlarına da mücadele ederek 1300 metre çiminde dördüncülük elde etti. Şimdi Bursa pistine geliyor tekrar. Bursa'da da 1300'de güzel bir üçüncülüğe sahip. Ben Kral Hilal'den Emircan Avşar'la etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk şansı ben 10 nolu safkanımız diyeceğim.
İkinci atım kafa kıran. İlk koşusunda da Bursa'da güzel bir üçüncülük elde etti sevgili dostlar. O da Tolga Yıldız'la Nevin Bal yani Ekürüsü vardı. Ekürüsünle beraber koşmuşlar. Ekürüsü kazanmıştı. O koşun Tolga Yıldız'la bir üçüncülük çıkarttı. Ben kafa kırandan da çok etkili bir koşu gelecektir. Şimdi Onur Yıldız'la start alıyor. İkiyi de göz ardı etmeyelim. Sonradan üç nolu safkanımız yani Ekürler diyeceğiz. Kardeş Kaya ve de Kurşun Baba Ekür olarak start alıyor. Ben etkili bir koşu gelecektir Ekürler. Yani 3'te 4 nolu safkanımız Ekürdür. 3'e de şans verelim. Ve de son olarak da 11 nolu safkanın rotası da Fırat Aslan'la dikkat diyorum sevgili dostlar. Sıralamam 10, 2, 3 ve 11 nolu safkanlar olacak. Evet 10. koşumuz 2. altılığı ayağımızın da son ayağı oluyor. Handikap 14 bir koşu. 4 yukarı Araplar 1400 metre kumla start alacak. Burada da kalabalık bir koşu. 18 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz olacak. 8 ve 9 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet burada sürpriz bir banko adayım olacak. Yarın tek başına bırakacağım. Risk alarak sevgili dostlar. O da kim? 17 nolu babaların babası diyeceğim. Fırat Aslan'la 52,5 kilo ile start alıyor. Yani ben babaların babasını bu grupta kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Yani Berksoy temsilcisi her seferinde bazı yeri geldiği zaman tamam önermiyoruz geri planda bırakıyorum ama ben bu sefer babaların babası yani bu grupta kazanması benim için normal sonuç gibi düşünüyorum. Benim banko adayımdır ve de riskli bir banko olarak önereceğim. Bunun gelmediği takdirde zaten burada bulmak çok zorlaşır sevgili dostlar. Çok sürprizle çıkabilir. Ben 7 nolu 17 nolu babaların babası Fırat Aslan'la size önereceğim. Banko adayımdır. Yarın kuponunda banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım. Safkanlar bunlardı sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçmemiz dileğiyle tüm yarış severlere tekrar tekrar herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Tabii ki bazı arkadaşlar da yorumlarda mutlaka yazacaklar. Ben eminim biliyorum. Bu safkanı nereden buldum? Nasıl bunu banko veriyorsun? Bilmem ne. Şimdi anlattığım zaman da bana yorum yazıyor. Abi niye bu kadar uzatıyorsun? Ver safkanı geç diyorlar. Çözemiyoruz. Bakalım yazsınlar. Canları sağ olsun diyorum. İnşallah bizim fikirlerimize uyarlar. Yazarlar. Kendi tuttuğu safkanları da yazarlar. Kazanırlar. Bakalım inşallah yardımcı olabilmişizdir. Yardımcı olabiliyoruzdur sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Tuttuğunuz safkanlar gayet olsun sevgili dostlar.